Ostrogotlar Roma döneminden kalma bir Cermen halkıydı. 5. yüzyılda, 4. yüzyılda Balkanlara yerleşen ve aşağı Tuna'yı geçen büyük gotik nüfusa dayanan Roma İmparatorluğu içindeki iki büyük gotik krallıktan birini yaratmada Vizigotları takip ettiler. Vizigotlar 1. Alarik önderliğinde oluşurken İtalya'yı yönetmeye başlayan yeni Ostrogot siyasi varlığı Büyük Teodori'nin ailesi olan Amal Hanedanlığı'nın etkisiyle Balkanlar'da kuruldu. Attila'nın ölümü ve 453 yılındaki Nedao Savaşı ile temsil edilen Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Amal ailesi Panonya'da krallıklarını kurmaya başladı. Doğu Roma İmparatoru Zeno bu Panonyalı Gotları Trakyalı Gotlara karşı kışkırttı. Ancak bunun yerine iki kabile, Trakya lideri Theodoric Strabo ve oğlu Resitah'ın ölümünden sonra birleşti. İmparator Zeno daha sonra Theodoric'in İtalya'yı işgal etmesi ve daha önce kralı olarak desteklediği İtalya kralı Odoacer'in yerini alması için onu destekledi. 493 yılında Büyük Theodoric İtalya kralı Odoacer'in güçlerini yendi ve rakibini bir ziyafette öldürerek İtalya'da da Ostrogot krallığını kurdu. Theodoric'in ölümünün ardından Doğu Roma İmparatoru Justinianus'u Roma İmparatorluğu'nun eski batı eyaletlerini restore etmek amacıyla 535 yılında Ostrogotlara savaş ilan etmeyi teşvik eden bir istikrarsızlık dönemi yaşandı. Başlangıçta Bizanslılar başarılıydı. Ancak Totila'nın önderliğinde Gotlar, Totila'nın Tagina Savaşı'ndaki ölümüne kadar kayıp bölgelerin çoğunu geri aldı. Savaş neredeyse tam tamına 21 yıl sürdü ve İtalya'da büyük hasara neden olarak yarımadanın nüfuzunu azalttı. İtalya'da kalan Ostrogotlar 568 yılında İtalya'da bir krallık kuran Lombardlar tarafından hakimiyet altına alındılar. Ostrogotlar daha önceki Grotingi halkıyla köken olarak ilişkilidir. Ostrogotlar 5. yüzyılda Gotlar olarak anılıyordu. Ancak ondan önce Claudio'nun onları Frigya'da bir askeri birim olarak yerleşen Grotingi halkıyla ilişkilendiren bir şiirinde adları geçmektedir. Hunlar ve Alanlar Gotlara doğudan saldırdılar ve büyük Got grupları Roma İmparatorluğu'na taşınırken diğer Got grupları Hunlara boyun eğdiler. Ostrogotlar genelde Gotlar olarak anılan birkaç halktan biriydi. Gotlar aşağı Tuna ve Karadeniz'in kuzeyindeki bölgelerde 3. yüzyıldan itibaren Roma kayıtlarında yer almaktadır. Roma baskılarına rağmen bölgede daha uzun süre yaşayan Karpi ve Sarmatlar gibi halklarla rekabet ettiler ve Roma ordusuna katkıda bulundular. Cermen dilleri ve maddi kültürlerine dayanarak Gotik kültürlerinin Asten Vistula nehrinin yönünden kuzeyde ve şimdi Polonya'da bulunan kültürlerden türediğine inanılmaktadır. 3. yüzyıla gelindiğinde Gotlar zaten kendi adlarıyla anılıyordu. Çünkü Roma İmparatorluğu ve Karpat dağlarıyla sınır komşusu olan Tervingi halkından ayrı ayrı bahsedilmektedir. Ostrogotlar daha sonraya kadar bahsedilmeyen, daha doğuda yaşayan Grotingi halkıyla ilişkilendirilmektedir. Tervingi ve Grotingi halkları arasındaki sınır çizgisinin Amianus tarafından Dinyester Nehri olduğu söylenmektedir. Ve Grotingi halkının doğusunda Don Nehri yakınında yaşayan Alanlar olduğu bildirilmektedir. İtalya'daki Ostrogotlar hem sözlü hem de yazılı formlara sahip olan ve bugün misyoner Ulfinas'ın İncil'inin hayatta kalan çevresinde kanıtlanan gotik bir dil kullandılar. Gotlar Roma İmparatorluğu içinde yaşadıkları her yerde azınlıktı ve hiçbir gotik dil veya farklı bir gotik etnik köken hayatta kalmadı. Ostrogot kelimesinin ilk kısmı doğu anlamına gelen Almanca Oster kelimesinin kökünden gelmektedir.
yükselen güneşin gotları veya yükselen güneş tarafından yüceltilen gotlar anlamına gelen adıyla övünen bir kabile adıydı. Ancak 6. yüzyılda tarihçi Jordanes, Vizigotların ve Ostrogotların sadece Batı ve Doğu Gotlar anlamına gelen iki zıt isim olduğuna inanıyordu. Gotik dilde hayatta kalan gotik yazılar arasında Ulfilas İncil'i ve diğer dini yazılar ve parçalar bulunmaktadır. Latince gotik yasalar açısından bakıldığında Theodoric'in yaklaşık 500 yılındaki fermanını ve ayrıca Theodoric ve onun haleflerinin devlet belgelerinin bir derlemesi olarak geçen Cassiodorus'un Variesi eseri bulunmaktadır. Vizigotlar arasında yazılı yasalar zaten Yurik tarafından çıkarılmıştı. İkinci Alaric, Romalı tebaası için Roma hukukuna dayanan bir kitap ortaya koydu. Ancak Büyük Vizigot yasaları Kral Requesvint tarafından 654 civarında ortaya konan monarşinin sonraki günlerine dayanmaktadır. Amal Hanedanı, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında Roma İmparatorluğu'yla yüzleşen bir Cermen halkı olan Gotların önde gelen bir hanedanıydı. Sonunda Ostrogotların kraliyet ailesi oldular ve Ostrogotlar İtalya Krallığı'nı kurdular. Amal Hanedanı, Gretungi halkının Ostrogotlara dönüşümüyle beraber Hunların vasalları haline geldiler ve batıya taşındıkça önde gelen bir aile olarak kaldılar. 453 yılında Ostrogotlar, Amal Hanedanına bağlı olan Kral Theodemir altında bağımsızlıklarını yeniden kazandılar. Theodemir'in oğlu Büyük Theodoric, Ostrogot krallığını kurdu. Ailenin ayrı bir kolu Vizigotların krallarıydı. 415 yılındaki Vizigot tahtını kısa bir süre ele geçiren Sigeric, Amal Hanedanı'nın bir üyesi olabilir. Amal Hanedanı'nın son üyesi Kral Theodahad'ın oğlu Theodegisclus'tu. Gotlar, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde ve Orta Çağ Avrupa'sının ortaya çıkışında büyük rol oynayan bir Cermen halkıydı. İlk kez M.S. 3. yüzyılda Tuna'nın kuzeyinde şimdiki Ukrayna, Moldova ve Romanya'da yaşadıkları kesin olarak bilinmektedir. Daha sonra Gotların çoğu Roma İmparatorluğu'na taşındı veya Karpatların batısında şu anda Macaristan olan yerin yakınına yerleşti. Gutones olarak adlandırılan bir halkın 1. yüzyılda aşağı Vistula Nehri yakınlarında yaşadıkları ve burada arkeolojik olarak Vielbark kültürüyle ilişkilendirildikleri belgelenmiştir. Vielbark kültürü güneye, Karadeniz'e doğru genişledi ve burada 3. yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu'yla sık sık çatışma ve temas halinde olan Gotlarla ilişkilendirilen Çernakov kültürünün oluşumuna katkıda bulundu. En geç 4. yüzyıla gelindiğinde aralarında Tervingi ve Gratungi'nin en güçlü olduğu birkaç grup ortaya çıktı. Bu süre zarfında misyoner Ulfilas, Gotların Aryanizme geçişine başladı. 4. yüzyılın sonlarında Gotların toprakları doğudan Hunlar tarafından işgal edildi. Bu olayın ardından birkaç Got grubu Hun egemenliği altına girdi. Diğerleri daha batıya göç ettiler veya Roma İmparatorluğu'na sığındılar. Bu arada Hun egemenliği altındaki Gotlar, en önemlisi Ostrogotlar olmak üzere 5. yüzyılda bağımsızlıklarını kazandılar. Kralları Büyük Theodoric'in yönetiminde bu Gotlar İtalya'nın Ravenna bölgesinde bir Ostrogot krallığı kurdular. Ostrogot krallığı 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yıkıldı. Hun istilasından sonra birçok Got Hunların tebaası oldu. Amal Hanedanlığı'nın önderliğindeki bu Gotların bir bölümü Ostrogotlar olarak bilinmeye başladı. Diğerleri çoğunun Roma ordusuna katıldığı Roma İmparatorluğu'na sığındı. Ostrogotlar 451 yılında
Katalunya Ovaları Savaşı'nda Hunlarla birlikte savaştı. Attila'nın ölümü ve 454 yılındaki Nedao Savaşı'nda Hunların yenilmesinin ardından Ostrogotlar, kralları Valamir'in yönetiminde Hun egemenliğinden ayrıldılar. Halefi Theodemir yönetiminde 468 yılında Basiyene'de Hunları tamamen yendiler ve ardından 469 yılında Bolya Savaşı'nda Roma destekli Germen kabilelerinden oluşan bir koalisyonu yenerek Panonya'da üstünlük kazandı. Theodoric'in Konstantinopolis'e yönelik oluşturduğu tehditten korkan Doğu Roma İmparatoru Zeno, Theodoric'in 488 yılında İtalya'yı işgal etmesini emretti. 493 yılında Theodoric kendi elleriyle Odoacer'i öldürdü ve tüm İtalya'yı fethetti. Daha sonra Ostrogot krallığını kurdu. Theodoric çoğunun ülkenin kuzey kesiminde olmak üzere 100.000-200.000 kişi olarak tahmin edilen tüm halkını İtalya'ya yerleştirdi ve ülkeyi çok verimli bir şekilde yönetti. İtalya'daki Gotlar ülke nüfusunun küçük bir azınlığını oluşturuyordu. Gotlar ve Romalılar arasında evlilikler yasaklandı ve Romalıların silah taşıması da yasaklandı. Yine de Romalı çoğunluğa adil davranıldı. Gotlar 6. yüzyılın başlarında 2. Alaric'in 507 yılındaki Uli Savaşı'ndaki ölümünün ardından Visigot Krallığı'nın naibi olan Theodoric yönetiminde kısa bir süre bir taç altında bir araya geldiler. Theodoric'in ölümünden kısa bir süre sonra ülke İtalyan Yarımadası'nı ciddi şekilde harap eden ve nüfuzunu azaltan Gotik Savaş'ta Doğu Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Ostrogotlar 552 yılında Tagina Savaşı'nda öldürülen kralları Totila'nın yönetiminde kısa bir diriliş gerçekleştirdiler. Ostrogot kralı Teya'nın 553 yılındaki Mons Lactarius Savaşı'ndaki son direnişinden sonra Ostrogot direnişi sona erdi ve İtalya'daki geri kalan Gotlar İtalya'yı işgal eden ve 567 yılında Lombardlar Krallığı'nı kuran başka bir Germen kabilesi olan Lombardlar tarafından asimile edildi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.